Ben sana arkalığa tutun ve frenlerden faydalanma demedim mi? Çokkun. Neyse, bıraktığın için sağ ol. Git artık. Git, duymadım. Hey, bir dakika. Balonları alayım. Al şunu. Şunu da al. Merhaba. 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 Oo, ikinizi birden gördüğüme sevindim. Yoksa sevgililer gününü mü kutluyorsunuz? Yok öyle bir şey. Geçelim mi? Böyle özel bir günde sizi rahatsız ettiğim için kusura bakmayın Bay Kanna. Bunun ilk sevgililer gününüz olduğunu unutmuşum, kusura bakmayın. Öyle bir şey yok dedim. Geçelim mi artık? Hadi sen gitme. Aslında biz büyük bir sevgililer günü partisi için geldik. Kurul üyeleri olan Bay Chiliz de büyük parti vermek istiyor. Ne harika bir fikir. Tanıştığıma memnun oldum. Bu akşam parti var. Mehek, seni bu akşamki partiye davet etmek isteriz. Hatta ev sahipliği yapmalısınız. Sonuçta restoran kocanıza ait. Olmaz. Bu akşam işi var. O partiye katılamaz. Öyle değil mi Mehek? Meşgulsün değil mi? Hayır, bu hiç olmadı ama. Sevgililer günü senede bir defa geliyor. Öyle değil mi? Carol ve Rose partiye katılırsanız çok mutlu olacaktır. Değil mi? Bu akşam ben gerçekten müsait değilim. Affedin beni. Ama uğramaya çalışırım. Çalışır, evet. Hadi git artık. Memnun oldum. Buyurun lütfen, buyurun lütfen. Lütfen önden buyurun. Sevgili Shorya, baksana. Çay içmek ister misin? Sadece 10 rupi. Balkonumu yol kenarındaki büfelere çevirmiş. Hizmetçilere çay dağıtacak. At şunu. Efendim Sayın. Bay Kanna, Almanya'daki yatırımcılarınız bir saat içinde gelmiş olacak. Bayan Kanna'nın vaktinde geldiğinden emin olun. Sayın kusura bakma ama eşim partiye katılamayacak. Biraz meşguldü. Hayır, hayır, hayır. Olmaz. Biz nasıl Holi'ye, Diwali'ye ehemmiyet veriyorsak, yabancılar da sevgililer gününe çok ehemmiyet veriyor. Eğer yalnız gelirseniz bütün bu hazırlıklar boşa gider. Eşinizi bizzat davet ettiler. Lütfen yatırımcıların hatırı için eşinizle birlikte gelin. Eşinizin gelmesi şart efendim. Sadece 10 dakikalığına bile gelse yetiyor. Biliyorsunuz, insanlar evlilik macerası. Anızı konuşup duruyor zaten. Açılıştan önce tatsızlık çıksın istemeyiz. O yüzden lütfen eşinizi de getirin. Bu olamaz. Ah.
Ne yapıyorsun balkonda? Hadi partiye hazırlan. Üstüne güzel bir şeyler giymelisin. Sonuçta insanlar seni Shorya Khan'ın eşi olarak tanıyor. Çok üzgünüm sevgilim. Seninle dışarı çıkarken giyecek kadar güzel elbiselerim yok maalesef. İyi, ne varsa onu giy o zaman sen de. Lüks evinde kalmak için para ödüyorum ben. Paralı misafir gibi. Yani çalışanın değilim. O yüzden ses tonuna dikkat etsen iyi olur. Bak, seninle konuşmaya ben de bayılmıyorum herhalde, değil mi? Yatırımcılar gelmeni istedi diye. O yüzden gel diyorum. Yoksa istemem. Hadi şimdi git hazırlan. Ne olmuş yani? Gelemez deseydin. Sen Shorya Khan'lasın. İnsanlar sana itaat eder değil mi? Neyse, şu an çay içmekle meşgulüm. Seni yanımda götürmek için ne yapmam gerekiyor? Korkutup tehdit mi etmeliyim yani? Yoksa çöküp yalvarayım mı istersin? Emir vermek yerine kibarca sorabilirdin. O zaman gelirdim. Ama şimdi bu kaba davranışın için benden özür dile. O zaman belki düşünürüm. Öyle mi? Ben o tören için senin evine geldim. Rica mı etmiştin peki? Olay çıkarıp bana kontrat imzalatmıştın. Beni zorladın. Peki sen merasimde ne yaptın? Aile büyüklerime hakaret ettin. Beni onların yanında küçük düşürdün. Shorya Khan'la. Hayatıma zorla giren kesinlikle sensin. Bu seçimi sen yaptın. Annemin tariflerini çaldın. O yüzden istemesen de bedelini ödeyeceksin. Çekil. Meg dinle beni lütfen. Özür dilerim, özür dilerim. Çok üzgünüm. Lütfen benimle partiye gel. Yardımına ihtiyacım var Meg. Lütfen. Ne olur bak, özür dilerim. Peki. Ama sakın bütün yaptıklarını affettiğimi sanma. Sadece yüce gönüllü bir insan olduğum için geliyorum. Kendime hakim olmalıyım. Ona ihtiyacım var. Sakin ol. Kusura bakma Sonal. Berbat bir gün geçirdim ve seni arayamadım. Meg. Buluşmamız lazım Meg. Seninle konuşmam gerekiyor. Ne zaman buluşabiliriz? Meg, acele et. Bak, benim şimdi gitmem lazım. Müsait olunca arayacağım. Tamam mı? Söz. Hoşça kal. Umarım Shorya beni ciddiye almıştır. Eşi olmadan gelirse eğer, yatırımcılar mutsuz olabilir. Merhaba.
Bayan Kanna, geldiğiniz için teşekkür ederiz. Yatırımcılarımız birazdan gelir efendim. Teşekküre hiç gerek yok. Ben sadece eşime yardım etmeye çalışıyorum. Böyle buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Lütfen devam edin. Sen benimle merasime geldin. Ben de seninle partiye. Merasim de olay çıkarmıştı. Şimdi sıra bende. Bak lütfen kimsenin önünde olay falan çıkarma. Olur mu? Senin ailemin önünde çıkardığın gibi mi? Ha? Bunu beni buraya getirmeden önce düşünmen lazımdı. Bugün ne olacak? Ben de hiç bilmiyorum. Merhaba. Merhaba. Sizi bir arada görmek ne güzel. Çok tatlı bir çiftsiniz. Teşekkür ederiz. Hadi Shorya, parti başlasın artık. Aa, tabii. Yeterince rol yaptık sanırım, değil mi? Sakin ol hayatım. Neyse, ben gidip misafirlerle ilgileneyim. Karan sana gerçek hayatta trafik lambası arasındaki farkı söyleyeceğim. Şuradaki kırmızı ışıklar tehlike demek. Tehlike, dur! Aptallar kırmızı ışık yanınca hemen durur ama gerçek hayatta durmazlar. Aşık olup hayatlarını mahvederler. Çünkü onlar aptal. Efendim, bugün sevgililer günü. Yani ne demek bu? Sevgililer günü. Sevgililer günü. Kadınlar sevgililer gününde ne yapmak ister bilir misin? Dışarı çıkmak, para harcamak, yemek yemek ve eğlenmek ister. O kadın. Erkeklerin ise umurunda değil. Peki aşk bunun neresinde? O kartları yapmak için onca ağaç kesiliyor. Neden biliyor musun? Eşini veya sevgilini elinde tutmaya ikna edebilmek için. Aşk dediğin sadece masallarda gerçek, sözlerde oluyor. Bir erkek gerçek hayatta ne ister peki, bunu biliyor musun? Tutku ister. Kadın ne ister? Güven. Bu boşa bir şey. Sadece güven. Romantizm ve aşk bir şey ifade etmez. İnsanlar basit görünmemek için bu kelimeleri kullanır sadece. Şuna baksana. Bana her fırsatta ahlak dersi veren, iyi yetiştirilmekten bahseden kıza bak. Git söyle yavaş olsun. Misafirlerimin üzerine kusmasını isterim. Bay Kanna biraz endişelendi. Artık durmanızı rica ediyor. Kıskanıyor da ondan. Kötü bir şey yapmıyorum ki ben. Elma suyu bu. Ama Shorya'ya söyleme. Madem sevgililer gününü kutlamak istemiyor, içi içini yesin.
Ne istersem onu yaparım, bana karışmasın dedi Bay Kanla. Dilerseniz siz kendiniz konuşun. Var. Bunu biliyor musun? Ama benim yok. Sınıfın en güzel kızı olan ben burada tek başıma oturmuş ahmak gibi internette geziniyorum. Sevgililer günü zaman kaybıdır. Sana bir anımı anlatayım. Geçen sene bir erkek arkadaşımla sevgililer günü partisine gittik. Sonra partiyi adamlar bastı ve bize otur kalk yaptırdılar. Çok aşağılayıcıydı. Yemin ederim o günden sonra bir daha sevgililer günü partisine gitmemeye karar verdim. Hey, Sonar beni neden arıyor? Eminim beni kıskandırmak için arıyor. Kesin 5 yıldızlı bir otelde mum ışığında yemek yiyordur. Hiç konuşacak havamda değilim. Canları cehenneme. Anehal, ne yaparsan yap beni rahatsız etme, olur mu? Hadi şimdi odana git. Çıkarken de ışığı kapat lütfen. Işığı kapatmış. Ahmak. Yabancılar ülkemizi terk edeli çok oldu. Ama kadınlar beyaz erkek gördün mü kendinden geçiyor. Baksana. Sırf insanlar ilgi gösteriyor diye beni değiştirme sevdasından vazgeçtim. Zenginlerle takılmak istiyorum. Sonel arıyorum. Sevgili Shorya, şu masalardan birini toplatayım mı birini? Neden? Masaya mı vuracaksın? Hayır. Dans etmek istiyorum. O kadar güzel dans edeceğim ki sabah olmadan çekilen videolar listeye girecek. Ah, ne oldu? Evimde olay çıkaran sen değil miydin? Şimdi sıra bende. Hani geçen gün bizim evde olay yaratmıştın ya. Şimdi sıra bende. Hayat bana resmen zindan et. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Mehek, Aki ve Anamik. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Tabii. Merhaba Shorya. Senden bir ricam olacak. Evet, elbet. Sakıncası yoksa Bayan Kanla'yı dansa kaldırmak istiyorum. Bence bir sakıncası yok. Öyle değil mi Shorya? O dans etmeyi hiç sevmez. Elbet. Hem zaten bana değil, ona sormalısın.
Akil. İzinle eşimle biraz da ben dans edeyim. Elbette. Siz devam edin. Dans için teşekkür ederim. Eline benimle dans etme fırsatı geçtiği için mutlusun. Ama gülücük dağıtmayı keserdim. Ben sadece aklın böyle başında değilken davetliler önünde beni ve kendini rezil etmeyesin diye yapıyorum. Anladın mı? Bahane uydurma. Biliyorum rezil olmak umrunda bile değil Shorya. Kıskandığın için benimle dans ettiğini gayet iyi biliyorum. Rica ederim. Kendini o kadar önemli sanmıyorum. Anladın mı? Burada benimle dans etmek için can atmayan tek bir kadın dahi yok. İnan bana. Shorya Khan'la. Haklısın. Sen Shorya Khan'lasın. Çok ünlü birisin. Evet ama karını başkasıyla dans ederken görünce çok kıskandığını itiraf et. Gördüklerin kanına dokundu ve gelip dansımızı yarıda böldün. Bay Shorya Khan'la. Bakın ayrıca düğün günü kaçıp gitmen evlenmiş olduğumuz gerçeğini asla değiştirmiyor. Her ne yaparsan yap, gözlerin hislerini hemen ele veriyor. Vay canına, harika bir performansı. İyi ki en iyi performansa ödül vereceğiz falan dememişiz. Yoksa kazanan Bay Shorya Khan'la eşi olurdu. Ve sizler çok üzülürdünüz. Onları bir alkışlayalım mı? Sonal, gecenin bu saatinde beni neden arıyor ki? Alo, Sonal, ne oldu? İşe yaramaz kuzenin neden beni arıyor? Mohit kesin önce beni aramıştır. Ama telefonum masadaydı. Alo. Sakin ol, tamam. M2 veriyorum. Onunla konuş. Sonal defalarca aramış.
Al şunu. Yine dırdırdır, ne diyor anlamadım. Ailende bir tane akıllı olmaz mı hiç? Alo, Mohit, ben seni 2 dakikaya arayacağım. Efendim Sonay. Tamam, endişelenme. Hemen geliyorum. Ne oldu Meg? Nereye gidiyorsun? Gitmem lazım. Sen misafirlerle ilgilen. Benim Sonal'e gitmem gerek. Başı dertte. Bak, Delhi'de yaşadığımızı unuttun herhalde sen. Bu saatte yardıma koşarsan sana da yardım gerekir. Sen misafirlerinle ilgilen. Beni merak etme. Kendi başımın çaresine bakarım. Bu arada endişeleniyormuş gibi yapmana da gerek yok. Ne yapacağım şimdi? Görünürde taksi de yok. Sonal de cevap vermiyor. Mohit'i arayayım. Onun da gelmesi en az yarım saat sürer. Ne yapsam? Neler oluyor May? Anlatacak mısın? Gecenin bu vakti ne diye sokakta bekliyorsun? Başına bir şey gelse ne olacak? Senin için fark eder mi? Fark eder. Şöyle fark eder. Kaza da geçirsen, kaçırılsan da, olay da çıkarsan sonunda uğraşacak olan kişi ben oluyorum. Yengelerin, Cantar Mantar'ın önünde olay çıkardı. Amcaların, basının önünde hakkında atıp tuttu. Bunlarla uğraşamam artık. O yüzden rica ederim. Ne oldu söyle bana lütfen. Bu saatte burada durmuş ne yapıyorsun Meg? Sonal'le konuştum. Ağlıyordu. Sebep? Sonal nerede şu an? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.